Ha, tüketici enflasyonu %39,5. TÜİK'in açıklaması. Ha bakalım şeffaflığın olup olmadığını göreceğiz. TÜİK'te göreceğiz biliyorsunuz çünkü enflasyonu habire düşük koyan bir TÜİK var. Tarımsal girdi enflasyonu %50, %49,7. Tarımsal üretici enflasyonu %71,5. Çok pahalı yiyeceğiz. Çok pahalı tüketmeye devam edeceğiz tarımsal ürünü. Siz arpanın, buğdayın ekilmediğini düşünsenize, bu insanlar bu ton fiyatına mı ekecekler yani, para kazanamıyorlar. Ekmek, hamurla yediğimiz her şey, un vesaire alacak gidecek. Yani alacak gidecek diyorum size. Yani gelecek yıl bu vakitlerde o kadar pahalı bir Türkiye ile karşı karşıya geleceğiz ki, o yüzden diyorum Erdoğan'ın karışmaması mümkün değil. Çünkü 9 ay sonra da seçime gidecek, yerel seçim var. Mehmet Şimşek, işiniz çok zor ve bu zor işi umarım başarırsınız. Zaten başaramazsanız zaten bu yolda devam edip gideceğiz yani. Yeni nebatiler gelecek. Yeni nebatiler devam edecek. İnsanlara yalan umutlar satacaklar. Hiç yüzü bile kızarmıyor Mehmet şey ya, Nurettin Bey. Yani diyor rasyonel politikalar uygulayacağız diyor. Böyle bakıyor etrafa. Yani akılcı politikalar uygulayacağız diyor Mehmet Şimşek. Yani senin yaptığın, uyguladığın politika, Berat Albayrak'ın uyguladığı politika akılcı politikalar değil de ekonomide diyor. Ve bakıyor böyle. Ve onların yaptığı sonucu yaşıyoruz. Ha, bu sonuç benim kafamda sorgulanıyor tabii. Siz de mutluysanız halinizden, o zaman mesele yok demektir. Şimdi şeye bakalım, Özgür Özel'e bakalım. Bak Özgür Özel ne demiş? Özgür Özel diyorum, Demirtaş. Özgür Demirtaş ya. Özgür Demirtaş'a bir bakalım. O da çünkü aylardır uyarıyordu. Stefan Zivek geldi. Özgür Demirtaş'ın. Tamam, Zivek tavrını tarzını koydu. Ve diyor ki dış ticaret açığı rekor negatif, cari açık rekor negatif, özelleştirecek mal yok, doğrudan yabancı yatırım yok, bu metot çalışmaz. Serbest bırakıldığı anda dolar 24-25'lere çıkar, bu yanlış ekonomi politikasından dönün. Nisan 2023 ve daha gidecek yolu var yani doların, anlıyoruz. Henüz daha 24-25'lere gelmedi, 24'e dayandı. Şimdi dün 19 Nisan'da yazdı onu, 17 saat önce de şu mesajı atmış: ben daha ne yazsaydım, ben daha ne deseydim, ben daha nasıl uyarsaydım, ben daha ne yapsaydım diye de yazmış. Sadece o değil, Mahfi Eğilmez'e bakıyorsunuz, o da önemli bir ekonomist, o da Çin atasözüyle cevap veriyor. Fon diye bir kitap yazdı, dün vermiştim onu ve o sözde kapağa da o Çin atasözünü koymuş. Diyor ki kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar. Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar diyor. Yani aslında çok güzel bir söz bence de Ahmet. Yani aslında sen yanlış yaptın. Bunun böyle olacağı belliydi. Al, güzellikler bitti, seçim bitti. Şimdi ceremesini çekiyoruz. Gerçeklikler ortaya çıkıyor diye. Sadece o değil. Şöyle bir bakıyorsunuz. İşte ipi yavaş salın diyen ekonomistler var. Şu anda devalüasyon yaşıyoruz ama bir kur krizi yaşar mıyız diyenler de var. Acaba gerçekten geçtiğimiz 1,5-2 yıl önce yaşanmış bir kur krizi, Ahmet Doğuç'un atasözünü getirdi. Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar, yaz geldi dedi Mahfi Eğilmez. Ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kur krizi yaşanır mı? Şu anda devalüasyon yaşıyoruz. Paramız değer kaybediyor yabancı para birimleri karşısında. İşte hangisidir? Sterlin karşısında. En çok kullanılan dünyada da dolar karşısında, euro karşısında. Evet. Devalüasyona uğrayan, parası zayıflayan, parası yerlerde olan, TL'si yerlerde olan bir ülkeyiz. Ama kur krizi yaşanır mı? İşte o çok kötü. Kur krizi dediğimiz bir anda işte 26'lar, 27'ler tutulamaması yani kurun. Ve gideceği yere kadar da gidebilmesi. 30, 35 bilmiyorum. Böyle diyenler de var. Kur krizinin de yaşanabileceği. Her şeye hazırlıklı olun. Borca girmeyin. Tatil matil falan düşünüyorsanız öyle borç parayla yapmayın. Kimse kurtarmaz sizi arkadaş. Bak söylüyorum. İktidar filan hayatta kurtarmaz. Bak deprem bölgesinde bile sigorta şirketleri artık insanların evlerine doğru düz sigorta bile yapmıyorlar. İnsanlar sigorta yaptırmak için hayır diyor, yapamayız diyor yani. Ve deprem bölgesinde elektrik faturaları gönderiyor, yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Cumhurbaşkanı kararnamesi. Ne bileyim toplu taşıma ücretli olduğu Kahramanmaraş'ta vesaire. Çünkü artık gerçekliğe döndük. Hayatın gerçekliği üstüne döndük. Yani para. Hayatın gerçekliği de para. Önce sağlık derler ya, hayır, para. Ve paraya çok ihtiyacımız var. Devlet olarak da ihtiyacımız var, insan olarak da ihtiyacımız var. Ve şu anda zor günlerden geçiyoruz. Öyle şunu alayım, bunu alayım, yok tatile gideyim, borçla yapacaksanız yapmayın arkadaş. Borçla yapmayın.
Borçla yaparsanız batarsınız. Ha, kenarda köşede paranız vardır. Evet, o paranızı değerlendirebilirsiniz yatırım araçlarında veya bir kısmını tatilinize harcayabilirsiniz. Kendi kesenizden yiyin. Gidip de el alemin parasıyla, bankanın parasıyla hava atmayın. Tatile matile gitmeyin. Hani diyor ya 9 günlük tatil verdik diye Cumhurbaşkanı, sürpriz diye. Ya iyi de 9 günlük tatil verdiniz de para mı var millette gidebilecek? Yani gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle borç parayla düşünmeyin. Kredi almayın, batarsınız bu dönemde. Kredi almayın. Gerçekten kredi almayın. Ya aylık ne bileyim %3'le %3,5'la kredi mi alınır ya? %2,5'ları da geçtik artık. Mevduat aldı yürüdü. Yürüyecek, daha da yürüyecek. 22 Haziran'da nasıl bir karar verecek Merkez Bankası, ona da bakacağız. Evet, ekonomi bu şekilde. Ve ekonomiden biraz da siyasete gidelim. Siyasette neler oluyor? Önce bir İyi Parti'ye bakalım. Şu anda saatlerimiz 11. Tatile gidin Antalya Marmaris demiş Nermin Doğru. Tatile gidin. Ama para kendinizinse gidin. Yoksa gitmeyin. Melis demiş ki ben bilgisayar mühendisliği okuyan 22 yaşında bir genç kızım. Ahmetciğim onu alabilir misin acaba? Genç kızım Exchange Erasmus ideallerim çöpe gitti. Gerçekten emeklerimize yazık. Yazık, gidemiyor ki. Dolar pahalı. Ailesinde de yoksa dolara yatırın demiş, paranızı demiş bir arkadaş. Bu önümüzde 5-6 yıl tarihin en sıkıntılı dönemi olacak küresel bazda demiş. Küresel bazda tabii Türkiye'de de. Ne demiş? Papua Yeni Gine kınası eşittir 6.58 Türk lirası elinde mızrak olan insanların parası demiş. Çok kötü, çok kötü. Yani paranın değerinin olmadığının bir göstergesi bu. Ne yapacağız? İşte bu durumda Erdoğan hala daha karışır mı? Hala daha ben ekonomistim der mi? Hala daha faiz der mi? Faizi düşürelim der mi? Dediği anda zaten diplerde izini. Dediği anda dolar 30 lira. Bak. Çünkü Mehmet Şimşek taça çıkmış oluyor artık. Yani Mehmet Şimşek'e de güven kalmayacak. Başlamadan bitti demektir. İlk yapacağı ekonomi açıklaması çok. Şöyle bir açıklama yaparsa biz arkadaşlar bu işi Mehmet Şimşek'e verdik. Mehmet Şimşek ekonomiden anlayan değerli bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın biz önderliğinde ekonomimizin düzlüğe çıkacağını düşünüyoruz. Siyasi iktidar olarak da her türlü desteği kendisine vereceğiz dediği anda bak o zaman olumlu adımdır biliyor musunuz? Gerçekten olumlu adımdır. Bunu diyebilir mi ama Erdoğan? Çok sıkıştıysa çok sıkıştı diyebilme ihtimali var %1 ama. Ama Erdoğan siyasetçi, politikacı. Ve bu koltuğu kaybetmek istemiyor. Ve önünde bir seçim var. Yerel seçimden bahsediyoruz. Önemli yerleri almak istiyor. O yüzden bütçenin dışına çıkmak zorunda. Yani insanları tekrar bir şekilde ikna etmek zorunda. O da propaganda, para, müjde vesaire gibi şeylerle. O yüzden Erdoğan'ın da ben çok fazla değişeceğini tahmin etmiyorum. Umarım yanılan ben olurum.